özellikle inşaat sektörü, beyaz eşya sektörü, kapı panjur sistemlerinde yoğunlukla kullanılan kompozit paneller üzerine çalışmaya yoğunlaştık. Panellerin içerisinde kullanılan poliüretan miktarının nasıl azaltılabilir diye düşüncesiyle yola çıktığımızda içerisinde farklı bor türleri, tarımsal atık ve lastik atığı gibi endüstriyel atıkların da geri kazanımının sağlanması fikriyle aslında biz bu çalışmaya başladık. Süreç oralardan başvurmuş olduğumuz uluslararası 6. İstanbul Buluş Fuarı'nda altın madalya almaya kadar gelmiş oldu. Bu buluş inşaat sektöründe çatı ve cephe kaplamalarında, beyaz eşya sektöründe, otomotiv ve kapı panjur sistemleri gibi birçok farklı sektörde yoğunlukla kullanılan poliüretan dolgulu sandviç panellerle alakalı. Burada kullanılan poliüretan miktarını azaltmaya yönelik poliüretan içerisinde bor türlerinden tinkal ve borik asit gibi tarımsal atık, endüstri atıklardan lastik atığı ve karbon siyahı gibi alternatif malzemeler kullanılarak kompozit panel üretimi sağlanmıştır. Bu sayede üretilen kompozit panellerin karbon ayak izi daha düşük, aynı zamanda poliüretan miktarı azaltıldığı için daha ekonomik, çevre dostu kompozit paneller üretimi sağlanmıştır. Net çevreci demek için hiç çevreye zararı olmaması gerekiyor. Bizim amacımız mevcutta üretilen ürünlerin çevresel etkisini azaltabilmekle alakalı. Çalışma içerisinde kullanılan tarımsal ve endüstriyel atıkların geri kazanımı sağlanmakta aynı zamanda. Bu atıklar normalde yakılıp doğaya zarar vermekteydi. Fakat biz bunları bu kompozit panel içerisinde alternatif ikame malzeme olarak kullanabileceğiz. Lastik atığı normalde yakılarak bertaraf edilmekte. Ve bu lastik atıkları yakıldığında ciddi bir karbon salınımı yaparak küresel ısınmayı artırmakta. Bunun yerine lastik atıkları farklı malzemeler üretiminde ikame malzeme olarak kullanılmakta. Biz de bu yoldan çıkarak bunun lastik atıklarının poliüretan dolgulu kompozit panel içerisinde kullanımını sağlayarak geri dönüşümünü aslında sağladık. Da ayrıca pirinç kabuğu tozu kullandık. Bilindiği üzere pirinç kabukları atık olarak yakılarak bertaraf edilmekte ve ciddi bir karbon salımı yapmaktadır. Biz bu çalışma içerisinde pirinç kabuğunu öğütüp farklı kalınlıklarda poliüretana ikame ettik. Bilindiği üzere ülkemiz dünya bor rezervinin en yüksek hacmine sahip. Bu çalışma içerisinde bor türlerinden borik asiti pirinç kabuğu ile karıştırarak poliüretan içerisine ikame ettik. Ve sadece pirinç kabuğu katıldığındaki fiziksel ve mekanik özelliklerden daha iyi performanslar elde ettik. Şu anda projenin yazım aşamasındayız. Eğer projemiz kabul edilirse bu çalışmanın beyaz eşya sektöründe buzdolabında kullanılmasının araştırılması gerçekleşecek. Bu sayede daha çevre dostu buzdolaplarının üretilmesine vesile olacaktır. Koyuyorum. Yalnız köpürüyorum.